Vitaminsiz Göbels dedi Fahrettin Altun'dan bahsederken ve Fahrettin Altun'un bu süreçteki özellikle iletişim başkanlığının bu süreçteki rolü de çokça tartışılıyor hem kamuoyunda hem halkta. Şimdi buradan devam edecek olursak bu süreçteki söyleme ve söylem tarzına baktığınızda hatta bugün de yapılan açıklamalarda işte deftere yazıyoruz, not alıyoruz bizi eleştirenleri gibi söylemler vardı, cümleler vardı. Bu kısmını nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl halkta karşılık bulacak sizce? Bir kere şuradan başladı o iletişim başkanlığı, işte 100 yılın felaketi falan gibi başlıklar kullanıldı ki yani vatandaş artık hiç kimseye şikayet etmesin, derdini yüksek sesle feryat figan ederek ifade etmesin, isyanı olmasın. Çünkü bu asrın bir felaketi. Bu bir algıydı. Yani vatandaşa böyle bir algı verilmek istendi. Aslında bu 100 yılın felaketiyle beraber bence büyük bir rezaletidir yaşananlar. Onun dışında bütün söylemleriyle ülkeyi yönetenler öyle sert bir dil kullanıyorlar ki, o kadar nefret dolu bir dil kullanıyorlar ki, bakınız biz çocukluğumuzdan bu yana Allah devlete, millete zarar vermesin sözleriyle büyüdük. Yani devleti hepimiz biz kendi güvencemiz için, varlığımız için, geleceğimiz için en güvenli bir mekanizma olarak gördük. Ama şimdi bu ülkeyi yönetenler, devlet onlar değil sadece, devlet biziz. Yani devletsiz millet olur, işte Filistin gibi. Ama milletsiz devlet olmaz. Millet olmayan devlet olur mu? O nedenle devlet biziz aslında. Buna rağmen kendileri gibi düşünmeyenlerin hepsine hain deniyor, şerefsiz deniyor, sülük deniyor, işte sürtük deniyor, vampir her şey söyleniyor. Evet maalesef. Hatta bu acılı günlerde yani Sayın Bahçeli'nin konuşmasını dinledim. Bu kadar sınırlı bir zamanda bu kadar aşağılayan, hakaret eden sözleri nasıl sıralayıp da söyleyebiliyor bu kadar acılı bir dönemde? İnanılır gibi değil. Yani eğer ülkemizin iletişim dediğimiz birimi böyleyse ve bunu hiçbir şekilde sevgiye, empatiye, hoşgörüye çevirmiyorsa iletişim hiç olmasın daha iyi. Çünkü millet kendisiyle başka bir dille anlaşıyor zaten birbiriyle. Devlet yok söylemini de çok baskın görüyoruz aslında. Türkiye'de çokça, tabii, Türkiye çokça işte çatışma dönemi geçirdi. Savaş, belki felaket. Bunlar aslında daha önce tanıklık olduk. Belki böylesi değildi. Bu kadar geniş çaplı değildi ama. Değildi. Devlet yok söylemini peki nasıl değerlendiriyorsunuz geldiğiniz aşamada? Şimdi nelerin yapılmadığına baktığımız zaman bu isyanın çok doğru bir isyan olduğunu görüyoruz. Yani tabii ki devleti arayacak vatandaş. İlk elde arayacağı aklına gelen devlet. Ama o devletin içinde sadece cumhurbaşkanı yok, sadece bakanlar yok. O devletin içinde kamu görevlileri var, belediyeler var, asker var, afet kurtarma ekipleri var. Ve bunların çalışmasını düzenleyen bir yasal mevzuat var. Bakınız 36 saat sonra afet bölgesi ilan ediliyor orası. Halbuki hemen edilmesi lazım. Doğal afetler yasası diye bir yasamız var. Bu yasanın 1. ve 6. maddeleri valilere ve kaymakamlara, cumhurbaşkanımızdan gelen izin gereği, talimat gereği cümlelerine gerek kalmadan anında müdahale edebilmesi imkanını veriyor. Devletin elindeki bütün araçlara, gereçlere, mekanizmaya el koymasını, askeri birliklerle eskiden tıpkı olduğu gibi, Emasya'da olduğu gibi önlem almasını mümkün kılan talimatları vermesini zorunlu hale getiren bir yasa var. Evet. Şimdi bu yasanın uygulanmaması halinde, doğal afet yasasının uygulanmaması, afet bölgesi ilanının yapılmaması halinde ve ne yazık ki o çok kıymetli olan 12 saat, 24 saat hatta 36 saat geçtikten sonra arama kurtarma çalışmalarının yapılmaması ve bu kadar geç başlamış olması, siyasetin yine bu acılarda bile öne çıkıp da AKP sözcüsünün biz Cumhur İttifakı olarak buradayız sözünün insanlara getireceği gerginliği düşünmeden bir siyasi reklama propagandaya dönüştürülmüş olması ve çok yetersiz AFAD ve Kızılay gibi kuruluşların ortada olmaması, hele Kızılay'ın hakkındaki bu kadar çok şikayet ve şaibeden sonra ortada görülmemesi, bütün bunlara baktığımız zaman bu sistemlerinde haklılar.
Bir sonraki adıma gelelim. Bakın Gölcük depreminde eğilirdi kurtarma ekipleri, içeriye seslenirdi. Sesimizi duyan var mı diye. Evet. Şimdi içeriden dışarıya feryatlar yükseliyor. Sesimizi duyan yok mu diye. Bu ne kadar acıdır. Yani bu iki sözcük arasındaki anlam farklılığı o kadar derindir ki. Çünkü insanlar bağıra bağıra öldüler orada. Feryatlarıyla öldüler. Sesimizi duyan yok mu diye diye öldüler. Orada gezen milletvekillerimiz, gazeteci arkadaşlarımız kulaklarımızı tıkadık. Bu sesi duyduk. O anda hiçbir şey yapamıyoruz. Nereye başvurduysak sonuç alamıyoruz. Bunun acısıyla, bunun ayıbıyla, bunun nisyanıyla orada biz görev yapmaya çalışıyoruz dediler. Evet. Hemen bunu da söyleyerek bitireyim. Bununla beraber hani bir yandan canları kurtarmak için uğraşıyor insanlar ve biz sonrasına bakıyorsunuz çadır yok, battaniye yok, elektrik yok, su yok, tuvalet yok. Bu kadar insanın yaşadığı bölgede hijyen yok, gıda yok, ilaç yok, evet. Kefen bezi yok yahu bu ülkede kefen bezi yok, çadırdan filan da vazgeçtik. Ceset torbası yok, kefen bezi istiyor insanlar. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman isyan etmeyip de ne yapsınlar? Kendimizi bir an için onun yerine, oradakilerin yerine koyalım. O yıkılan enkazda kendi eşimizin, çocuğumuzun, annemizin, babamızın, tanıdığımız, tanımadığımız pek çok insanın olduğunu ve onların feryatlarına orada tanık olduğumuzu düşünelim. Bu isyan, bu öfke elbette doğru, elbette haklı. Ama devlet bunları tolere edebilmeli, hoşgörüyle karşılayabilmeli. O acıları anlayabilmeli, empati dediğim o. Evet. Ama böyle yapacağına parmak sallayarak, tehdit ederek bunları deftere yazıyoruz, biz size soracağız. Söylemi içinde olduğu zaman, şerefsizler, haysiyetsizler dediği zaman işte o zaman tepki iyice zıvanadan çıkıyor. Evet.